İşkenceyi Önleme Komitesidir. Avrupa Konsey bünyesinde ve Avrupa Konsey üyesi ülkeler ki Türkiye'de üyesidir, bütün ülkeleri bağlayıcı bir önleme mekanizmasıdır. Asli olarak bir soruşturma ve tırnak içi yargılama mekanizması değildir. Bildiğiniz gibi o fonksiyon asli olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin fonksiyonudur. Ama önleme için çok kritik ziyaretler yaparak ve kurallar oluşturarak çok değerli bir kurumdur. Evet, Türkiye'de Avrupa Konseyi, ben öyle ifade edeyim izninizle, İşkenceyi Önleme Komitesi düzenli diye nitelenen ya da belli amaçlı diye nitelenen çeşitli ziyaretler yapıyorlar. Bunların kimilerini sadece İmralı cezaevindeki bulunan 4 kişiye yönelik de yapıyorlar. Kimi zaman o bir bütün programın içerisinde İmralı'yı cezaevindeki o 4 kişinin koşullarını da gözden geçirmek için program alabiliyorlar. Kimi zaman başka yerlere gidiyorlar ve en son biz onların web sitesinden 1 Ekim'de öğrendik ki 20-29 Eylül 2022 tarihlerinde, yani bundan hemen hemen işte 1 küsür ay önce Türkiye'ye bir ziyaret yapmışlar ve asli olarak onların ifadesiyle yabancıların bulunduğu, onlar öyle bir kavram kullanırız. Onların ifadesiyle yabancıların bulunduğu yerler, ama yine web sitesinde 1 Ekim'de yer verdikleri açıklamadan gerek İmralı cezaevine gidildi diyor. Yanı sıra Türkiye hükümetinin yetkilileriyle İmralı'daki uygulamaları görüşüldü diyor. Gidildi, görüşüldü sözcüklerini kullanıyor. Başka biz bir şey bilmiyoruz. Biz de özel bir görüşmede olmadı. Kaldı ki görüşme olsa bildiğiniz gibi zaten Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nde ilkeleri gereği bunu bizler de kamuoyuyla paylaşmayız. Böyle bir süreçtir. Şimdi Avrupa İşkence Önleme Komitesi'nin usul kuralları var. Pek çok maddeden oluşan, onlardan bütün raporları kural olarak ilgili devlet onay verince kamuoyuna açıklanıyor. Ya da bir başka yöntem var, Türkiye'nin katılmadığı mı, dünyanın kimi ülkelerinin katıldığı, ülkeler o kadar kendilerine güveniyor ki devletler otomatik onaylama yetkisi veriyor. Yani diyor ki gel ve hemen yayınla. Benim için fark etmez. Ben kendime çok güveniyorum. Hiçbir sakıncası yok diyor. Otomatik yetkilendirme çok önemlidir. Türkiye derhal otomatik yetki vermelidir eğer işkence konusunda, cezasızlıkla mücadelede içtense. Bunu yıllardan beri söyleriz biz. Bütün devletler vermelidir. Türkiye'de vermelidir ama vermediler. Bu durumda Türkiye ile ilgili raporlar Türkiye Devleti'nin onayına bağlı. Ama sözünü ettiğiniz bu usul kurallarının 41. maddesinde eğer komiteyle ilgili devlet arasında işbirliği anlamlı bir işbirliği şeklinde olmuyorsa ya da komitenin önerileri esas olarak yerine getirilmemekte bir ısrar oluyorsa komite raporu değil, kamuoyuna bir açıklama yapabilir. Şimdi hakikaten bakıldığında yıllardan beri sadece CPT'nin raporları açısından değil, Mandela Kuralları'nın çok açık hükümleri vardır. Mandela Kuralları cezaevindeki insanlar açısından, bütün hapishanelerdeki insanlar açısından, tutuklu, hükümlü, o gruptan, bu gruptan, şu gruptan. Asgari kurallardır bunlar, davranış kurallarıdır. İlgili hükümler çok açıktır. Dış dünyayla ilişki aslidir. Özüne dokunulamaz. Bütün bunlarda bu hakkın yerine getirilmesi, dış dünyayla, avukatıyla, ailesiyle, arkadaşlarıyla görüşmeleri gerek yazılı, şimdi hele bulunduğumuz çağda dijital ortamdan, gerek fiziksel ziyaretler anlamında bu hakkın özüne esas olarak dokunulamaz. Devlet bunu sağlamak zorunda. Sağlanmadığı zaman aslında kurallara aykırı bir durum vardır. Bu aslında bir hak ihlalidir. Derhal etkili bir soruşturma süreci başlatılmalıdır. Buna yol açanlar tarafından. Bu kadar açıktır bizim nezdimizde mesela. Bu bir hak ihlalidir. Peki bu hak ihlalinin ötesinde bu şekilde dış dünyayla ilişki neden önemlidir? İzolasyon dediğimiz bir kavram bizim tıpçılar açısından da mühim bir kavramdır. Herhangi bir insanın Ceza sadece hapishaneler için değil, çok çalıştığımız bir konu olduğu için söylüyorum. Uzun süre deniz altında çalışan, araştırma yapanlar için geçerlidir. İşte süreli dış ortamdan uyarı almamak, ama sadece uyarı almamak sözcüğü değil, uygun, değişken, yeterli uyarı almamak, insanın fiziksel, ruhsal ve sosyal bütünlüğünün gelişimine olağanüstü zarar verici bir durum yaratır. Bu, işkence ve diğer kötü muamele düzeyine ulaşan bir tutum olur, izolasyon. Çünkü dış uyaranlardan yoksun bırakırsanız o insanın fiziksel, ruhsal, sosyal bütünlüğüne zarar veriyorsunuz. Alıkonulan kişilerde bu uygulama dolayısıyla gözaltında ya da cezaevlerinde, hapishanelerde bu uygulama işkence ve kötü muamele düzeyinde bir uygulamadır. CPT neden böyle bir şeyi defalarca raporlarında yazmasına karşın, yani CPT defalarca bu dış dünyayla İmralı cezaevinde sorunuzu olduğu için, ama bütün cezaevler için geçerlidir bu. Türkiye'deki şu anda yaklaşık olarak en son Adalet Bakanlığı verileriyle 336 binin üstünde hapishanelerde 1 Aralık itibariyle tutuklu ya da hükümlü var ve asli olarak izolasyon çok temel bir uygulama biçimidir ve sorundur. Evet. Bütün bunlar için de geçerlidir. Defalarca İmralı cezaevi için de CPT raporlarını açık yazdı. Bu olmaz, kabul edilemez. Efendim derhal bunlar için iyileştirme yapılmalıdır dendi. Bunun takibinin gerek uluslararası ortamda, ama en önemlisi Türkiye'de. Ya bu ısrar nedir? Bu aslında kabul edilemeyecek. Yani iç mevzuatımız açısından da, uluslararası mevzuat açısından da, demin andığım Birleşmiş Milletler Kuralları açısından da kabul edilemeyecek bir uygulama derhal son bulmalıdır. Uluslararası mekanizmalarda bu konuda daha etkin, tabii ki Türkiye'nin üyesi olduğu mekanizmalar daha etkin bir pozisyon almalıdır. Tabii ki Avrupa İşkence Önleme Komitesi bilindiği gibi arkada nasıl bir görüşme yapıyor biz bilmiyoruz o görüşmelerde, çünkü bir gizlilik var. Kamuya hepsinin açıklanmaması kendi sözleşmelerinde ve kurallarında yazılı bir şey. Bilmiyoruz. Ama her halükarda yıllardan beri herkesin tanık olduğu bu olaya ilişkin daha açık bir tutum tabii ki beklenir. İnsan Hakları Derneği hapishanelerle ilgili çok özel bir çalışma yürütüyor biliyorsunuz ve tüm hak ihlallerini takip ediyor ve 1997 yılından bu yana da çok sistematik olarak tecrit uygulamasına karşı önce bir kampanya olarak başlayan, sonrasında da süreklilik gösteren bir çalışma yürütüyoruz biz. Çünkü tecrit özellikle hapishanelerde ve bir infaz uygulaması olarak işkencedir diyoruz ve aslında sadece İnsan Hakları Derneği'nin tespiti değil bu. İşkence olgusunu çalışan bütün örgütler ya da hak örgütleri de tecriti bir işkence biçimi olarak tarif ediyor. Dolayısıyla bir işkence uygulamasının sistematik ve yaygın bir şekilde bugün Türkiye'deki bütün hapishanelerde uygulanması, ama bunun da ötesinde özellikle İmralı'da çok daha ağır bir şekilde gündeme getirilmiş olması kabul edilemez. Çünkü işkence mutlak yasak olarak düzenlenmiş durumda. Hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi anayasasında hem uluslararası sözleşmelerde işkence mutlak yasaktır ve dolayısıyla da bunun biz İmralı'da ve diğer hapishanelerdeki bu tecrit uygulamasının, yani bir işkence uygulamasının derhal sonlandırılması gerektiğinin altını hep çizdik. Çünkü tecritin bir işkence yöntemi olarak işkencenin ağır sonuçları gibi benzer şekillerde mahpuslar üzerindeki olumsuz etkilerini de biliyoruz. Yani o kişilerin sağlıklarına, ruhsal durumlarına ve kendilerinin hayatta kalma enerjilerine çok olumsuz etkisi olan bir uygulama olduğunu biliyoruz. Tecritin mahpusları tamamen yalnızlaştıran, daha ağır bir tecrit uygulaması olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bir şekilde kişiye özel bir infaz uygulaması gerçekleştirilmiş durumda ki bu hem eşitlik ilkesi bakımından, yani infaz uygulaması bakımından bütün mahpusların eşit değerlendirilmesi ya da eşit muamelelere maruz bırakılması gerekirken, bir kere burada Abdullah Öcalan için ayrıca ve daha ağır bir infaz uygulaması getirilmiş. Bu kabul edilemez. Ve bunun ağır sonuçları üzerinden de bu hem insan hakları bakımından hem siyasi bakımdan bir tartışma konusu. Biliyorsunuz biz genel olarak hapishanelerde de böyle olmakla birlikte özellikle İmralı'daki bu özel uygulamanın hukuktan çok siyasi sayitlerle oluşturulduğunu ve dolayısıyla belki hukuktan çok, çünkü bir hukuki dayanak açısından meşru gösterecek bir hukuki dayanağa zaten sahip değil. Dolayısıyla bu işin siyasi boyutunun da özel olarak tartışılması bir ihtiyaç, öyle gözüküyor. Evet. Son dönemde özellikle uluslararası insan hakları mekanizmalarının devletleri çok karşılarına almadan bir hareket planı oluşturduklarını söylemek mümkün. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tutumuyla ilgili de biliyorsunuz böyle bir tartışma var. Aslında CPT'nin tutumuyla ilgili de belki böyle bir tartışma yürütülebilir. Raporun açıklanamayacağına dair getirilen kural, bu CPT'nin çalışma pratiğinin ya da öneminin aslında boşa düşürülmesi anlamına da geliyor. Çünkü CPT hiçbir taraf devlete haber vermeden davetler konusunda da çok istekli davranmadı bu süreçte. Çünü siz de altını çizdiniz, yani 22 aydır İmralı'da bir avukat ziyareti yok, aile ziyareti yok. Burada hangi koşullarda yaşıyor, gerçekten sağlığı nasıl, hangi hak ihlallerine maruz kalıyor, bütün bunları kamuoyu bilmiyor maalesef. Dolayısıyla da ağır bir tecrit uygulamasının olduğunu görüyoruz. CPT'nin daha kuruluşunda onun çalışmasını devletlerin onayına bağlayan bir sistem oluşturulmuştur.